kredini bu ite böyle davranmayacaksınız diye. Bu it, bu sütü hak et. Babacım süt. Canım? Süt içer misin? Seni hiç süt içerken görmedim. Hayır, içmem. İçmem yani, sevmem ben çok süt. Ama sen iç. Sağlığına yararlı. Onu takip eden bir adamdan bahsederdi hep. Ama ne yapsak ne etsek ağzından daha fazla laf alamazdık. Başka? Yani buradan gitmeden önce nereye gittiğine dair bir şey söyledi mi? Geldiği gibi ansızın gitti. Bir sabah evden çıktı, bir daha geri dönmedi. Hiç önemli değil. Kâfi miktarda ilacımız var. Hemen getirtiriz. Belli, siz de yorulmuşsunuz. Odanıza gidip istirahat edin. Ama... Aması maması yok. Polis efendinin kesin emri var. Lara Hanım dinlenecek. Ben daha sonra uğrayacağım. Dadı. Efendim kızım. Sen iyi misin? Ben... İyiyim. Sen beni merak etme. Çok çabuk iyileşiyor maşallah. Sen böyle şeylerle kafanı yorma Gülbahar Hatun. Anladın mı? Süreyya, vazgeçmek için bak, bu senin son şansın. Ne o? Koca Boris Zaharyaz. Benden çekinmiyor değil mi? Çekinmekte. Bu aptallık karşısında ben bile aciz kalıyorum. İçeri alalım. Emriniz baş üstüne sultanım. Hocam buyurun. Asker kapıyı aç. Misafirlerimizi içeri alabilirsin. Buyurun. Sultanım. Muhkem bir bankanın kurulması için kuvvetli bir sermaye gerekmektedir. Cüretimi bağışlayın sultanım, müsaade ederseniz eğer. Buyurun. Sultanım, ben ve ortaklarım banka için yatıracağımız meblağı 25 milyon altına çıkarmış bulunmaktayız. Bilginizi arz ederiz. Bu banka milletimin istikbali için teminat, mektepler, daha asri hastaneler, adaleti muhafaza edecek kuvvetli bir ordu. Velhasıl kelam, milletimizin selameti için girişeceğimiz hizmetler bu bankanın temelleri üzerinde yükselecektir.
Hükmüm şudur. Bu bankayı beraber kuracaksınız. Paris Efendi'nin torunu oldu. Onu kutluyorlar. Beni de bir erkeğim. Lara'mı zehirliyorsun. Süreyya'yla konuşmanı duydum. Lara'nın annesini de sen öldürmüşsün. Tüm hayatını yalanlar üstüne inşa etmişsin Boris Zaharyas. Kucağına verdiğimde kızım henüz 6 aylıktı. Ona annesi gibi baktın. Onu bu kadar iyi yetiştirdiğin için Gülbahar, sana olan minnettarlığımı kelimelerle ifade ederim. Madem onu bu kadar çok seviyorsun, neden ona zarar veriyorsun? Çünkü neticelerden hep memnun kaldım. Çünkü Gülbahar, insanlar beni dinlemeyince ben yapmak istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalıyorum. İnsanlar beni bir dinlese hem daha mutlu hem daha uzun yaşayacaklar. Bu banka milletimin istikbali için teminat, mektepler,
daha asri hastaneler, adaleti muhafaza edecek kuvvetli bir ordu. Velhasıl kelam, milletimizin selameti için girişeceğimiz hizmetler bu bankanın temelleri üzerinde yükselecektir. Hükmüm şudur. Bu bankayı beraber kuracaksınız. Sermayemizin miktarı ne kadar fazla olursa kuracağımız bankada o denli kuvvetli olacaktır. Bakın 12 milyon altınla başladık, 55 milyon altına kadar yükseldik. Bu bankanın kurucu icra heyetinde Kadı Gıyasettin görev yapacak. Devleti âlinin selameti için bu ulvi vazifeden hiç kimsenin feragat etmeyeceği kanaatindeyim. Ferman padişahımızındır. İnanamıyorum, inanamıyorum. Böyle bir adam, böyle bir takım bu işi nasıl başaramaz inanamıyorum. Olacak şey değil. İnanamıyorum. Gel. Beklediğim telgraf geldi. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu iş bitmedi. Planın ikinci kısmına geçiyoruz. Bu bankayı şimdi kurmazsak devri saltanatında bir daha kuramayız hocam. Boris bankayı kuracak, Süreyya da onu teftiş edecek. Böylece milletimiz güçlü bir bankaya sahip olacak. Boris Zaharyas hakkında kanaatini bilirim. Lakin benim asıl maksadım Boris'in arkasında ve yanında kimlerin olduğunu ortaya çıkarmak. Bunun için mahkemede üzerine çok fazla gitmemeni istedim. Yeterli delil bulunamadığından Boris Zaharyas'ın beraatine. Affınıza sığınırım sultanım. Lakin milletimizin kanını emme gayretinde olan sülükler pek çoktur. Korkuyla yaşayan hiçbir zaman hür olamaz hocam. O sülükleri teker teker temizleyeceğiz. Bilahare vücudumuzdan söküp atacağız. Ama bunu çok temkinli yapacağız. Her adımımızı düşünerek atacağız. Memleketin kaderini sırtlandık hocam. Yükümüz ağır, vazifemiz çetindir. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultan. Amin. Amin hocam.
Ulan Sabi Sübyanlar. Siz var ya siz. Yaptık ya abi. Olur mu lan öyle şey? Görevimiz amirim, her zaman. Gözümüz kulağımız oldunuz. Daha ne yapacaksınız ki? Bundan sonra hepiniz bizim için birer zabitsiniz aslanlar. Kadı Efendi'ye yardımlarınızdan ötürü bu yemek teşekkür mahiyetinde. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Rüyasettin baba, şimdi sen ne oldun? Kadı oldum evlat. Kadı da ne yani? Vazifen büyüyor, sorumlulukların artıyor. Yani paşa kadar büyük mü oldun? Paşa dedi, ben paşadan daha büyük bir şey olacağım. Ya, neymiş o? Zabit olacak kocaman. Maşallah. Salih baba. Ben daha maaş almadım. Hesaba yazsan bilahare günahımızı öderiz, olur mu? Lafı mı olur Alim? Bu da benden olsun. Yesin Sabiler. Allah razı olsun baba. Senden de razı olsun. Buyurun efendim. Hah, Kahya. Arabayı hazırlayın. Mostar'a gideceğiz. Emriniz olur. Zavallı. Ayağın neden kelepçeli senin? O cezalı. Kendisinin olmayan şeylere sahip olmak istedi. İşine bak. Kaç defa söyledim size buraya gelmeyin diye. O ırgatlarla fazla haşır neşir olmayın diye. Baba. Araba istiyorsan evde bekleyeceksin. Allah bana bir erkek torun verdi. Varisi mi olacak bu çocuk? Varisi mi olacak bu çocuk? Ben senin oğlun değil miyim? Beni neden sevmedin? Senin için her şeyi yapardım. Sen bir hatasın. Benden peydahlanan bir veledisin. Kızım. Teşekkür ederim.
Seni böyle görmek beni çok mutlu ediyor. Gün geçtikçe iyileşiyorsun. Ama öyle sanıyorum ki bu mutsuzluğunun sebebi Gülbahar. Bana bir hoşça kal bile demeden nasıl gider? Haklısın. Kızım, Gülbahar sana küçüklüğünden beri baktı, seni bu yaşa kadar getirdi. Hem ruhen hem bedenen çok yoruldu. Bir de sen acı çektiğin için ona biraz ters davrandın. Doğru. Ama üzülmene gerek yok. Şöyle düşün, akrabalarının yanında. Dinleniyordur, huzur içinde. İzin ver dinlensin. Bakarsın bir gün geri gelir. Herkes teker teker beni terk ediyor zaten. Beni üzüyorsun ama ben senin hep yanındayım. Gel Halim, gel. Bir hafta oldu. Nereden ne ses var ne seda. Ne yapalım Mustafa'm? Ne mi yapalım? Diyorum ki ne yapalım? Kızın babasını tutukladık. Üstelik hala adamın peşindeyiz. Baba! Ne yapsın kız? Kollarını açıp sana mı koşsun kardeşim? Baba! Unut onu Mustafa'm. İnan herkes için en hayırlısı bu. Unut. Unut. Haklısın. Haklısın da bazen öyle anlar geliyor ki insanın kalbini göğsünden çıkartıp atası geliyor. Hadi. Kumpasın en büyüğüne düştüm kardeşim. Gözlerim de gördüm Kadı Efendi. Suçum ne? Ali'yi öldüren Mustafa'dır. Seni öldürmek. Galata'nın aracını yemek, rüşvet almak ben. Düşünebiliyor musun? Babam bildiğim adam beni ölüme mahkum etmek zorunda kaldı. Suçun cezası dar ağacında idam edilmektir. Seni kaybettim, yetmiyormuş gibi zindana düştüm. Tamam dedim. Yapacak bir şey kalmadı. Varsın gelsin ölüm dedim, infazı beklemeye başladım. Sonra da padişahtan bir seneliğine af istedi benim için. Karşıma geçip dediler ki bir senen var. Sana bu kumpası kuranları bul ve kendini akla. Gel de yap. Heh. Yani ne olmuş Ali? 9 çarşamba bir araya gelmiş. Öyle değil mi? Sonrasında? Sonrasında o kızı gördün ve aşık oldun. Boris'in kızına. Nasıl unutayım be Ali? Unut deyince olmuyor ki. Gönlüme düştü bir kere Lara. Vazgeçmem. Ne denir buna Ali? Ne mi denir Mustafa'm? Sevda denir kardeşim. Sen benim hayatımdaki mutluluğun tek adısın. Aşk neymiş ben seninle gördüm Lara. İsterse şimdi ölüm gelsin. Umurumda değil. Ben senin kalbinde olduğum sürece ne bu parmaklıkların ne de bu duvarların hiçbir önemi yok.
Vera, kızım senden bir şey rica edeceğim. Nedir? Vakıftaki işlerine devam etmeni istiyorum. Efendim? Biliyorum, yapmak istemiyorsunuz. Senin için zor olacaktır. Ama yapabilirsin. Kadık Yasit'in bankamızın icra kurulunda. Onunla birlikte çalışacağız. Aramızın iyi olmasını istiyorum. Ama o seni yargıladı. Evet, ve beraat ettirdi. Hayatta olur böyle şeyler. Bugün onunla bir görüşmem var. Kadılıkta benim yanımda olursan çok yardımım dokunur. Baba, ben bunu yapmak istediğimden emin değilim. Haklısın. Sen yine de bir düşün. Müsaadenizle. Matmazel Lara, Gülbahar'ın gidişinden çok etkilenmiş gibi. Evet. Kalbi kırık. Kalp kırıklığı bazen hayatı dolu dolu yaşamana sebep olur. Öte yandan çok laf, hiç laftır Cemil. Çok konuşan muhakkak hatalı konuşur. Doğrudur Boris Efendi. İşimize bakalım. Sir Rhodes, İngilizlerin şaşmayan damlaları bu kez ıskaladı galiba. Beklediğiniz kargaşa olmadı. Eğer başarısız olduğumuzu ima ediyorsanız, ki ediyorsunuz, meşhur bir İngiliz atasözü der ki, cüret başarının başlangıcıdır. Sir Rhodes, biliyor musunuz? Biz Ruslar yaklaşık 200 yıldır fasılalarla Osmanlı'ya karşı savaşıyoruz. Bunu herkes biliyor. Bu süre içinde ne öğrendiğimizi biliyor musunuz? Osmanlı'yı yenebilirsiniz. Ama onları asla bitiremezsiniz. Bonjour. Ciao. Como allez-vous? Come stai? Je vais bien, merci. Sto bene, grazie. Che age avez-vous? Quanti anni hai? Buyurun. Dersimiz nihayet erdi mi? Evet sultanım, şimdi musiki dersimiz var. Seni çok seviyorum. Etrafınıza bir bakın. Devamlı kaybeden insanlar göreceksiniz. Çünkü onlar akıllarını kullanma cesaretini gösteremezler. Risk almayı sevmezler. Korkarlar. Sadece duyduklarıyla yetinirler. Oysa dünya her gün değişiyor. Her gün. Her gün insanların karşısına yeni fırsatlar çıkıyor. Ve ben Boris Zaharyas. Bu fırsatlar uğruna risk almaktan asla korkmuyorum. Korkunun necele faydası yok Boris Efendi. Fırsatını bulunca ben de risk almaktan korkmam. Yine canın sıkkın gibi. Hı? Seni en iyi ben anlarım Cemil. Anlatmak ister misin? Cık. Aman sen de.
Bana bak. Yoksa Gülbahar'ın o esrarengiz kayboluşuna mı üzüldün sen de? Ne kuşkulu bir yok oluş. Darmadınız değil mi? Sahi nereye kayboldu o? Boris Efendi'ye sor. Bu kadar kuşkulu yaşanmaz Azize. Git sor. Tabii gücün ve aklın yetiyorsa. Benim gücüm de aklım da her şey yeter çok şükür. Merak etme sen. Ben kiminle nerede ne zaman nasıl konuşacağımı çok iyi bilirim Cemil Efendi. Oyunu kuralına göre oynamasını en iyi bilen ben. Ne yazık ki bir köle gibi itaat etmeyi en iyi bilen de sensin. Hadi git. Matmazel Zaharias'ın yanına koş. Geç kalma. Beyler, bana güvenmenizi rica edeceğim. Hindistan'da, Afrika'da yaptığımız şey basitti. Kralı yok ederseniz halkı esir olur. Bir teşebbüs daha mı? Dediğim gibi, cüret başarının başlangıcıdır. Bakın, bu cüret değil. Düpedüz cahil cesareti. Muhterem Alman sefiri, Osmanlı için devletinizin planlarını bilmediğimizi mi zannediyorsunuz? Osmanlı'nın bankasını kurmak için Boris Zaharias'a para yardımında bulundunuz. Bizim müdahalemize fırsat bırakmadan padişah akıllıca davranıp bankayı kurdu. Hadisleri okudunuz mu? Maşallah. Padişah halk tarafından çok seviliyor. Merak etme. Her şey ayarlandı. Sadece siz ve ben varız burada. Biraz iş konuşalım. Ne dersiniz? Afrika ve Asya Fransızlar ve İngilizlerin. Ruslarsa zaten dünyanın en geniş topraklarına sahip. Onların istediği sadece boğazlar. Sizse bütün Osmanlı'yı istiyorsunuz. Buna müsaade edeceğimizi düşünmekle kusura bakmayın. Ama biraz saflık ediyorsunuz. Siz zaten her şeyi ayarlamış gibisiniz. Sefir efendi. Osmanlı'nın üç kıtada toprakları var. Bu hepimize yeter. Boris Zaharias'ı düşünüyorsanız... ...o da artık sorun olmaktan çıktı. Rolünüzü çok iyi oynuyorsunuz. Sarayda sağlam bir yer edindiniz. Benden nasıl haberdar oldunuz? Boris Zaharias'ın sizi saraya soktuğunu zaten biliyorduk. İngiltere'nin her şeyden haberi olur. Ne istiyorsunuz? Üç kişi. Kim? Bilmiyorum. Hepsi bu listede yazılı. Ama kim olduklarını tahmin edebiliyorum. Boris? Boris mesele değil artık. Bu konu bundan böyle ülkeleri ilgilendiriyor. Ya yapmazsam? Saraya sizin bir katil, bir sahtekar olduğunuzu haber vermekten başka çarem kalmayacak. 150.000 alsın. İş bitince. Bu kadar büyük bir beladan nasıl kurtulacağım? Sana bu görevi verenler seni saraydan nasıl çıkaracaklarını da planladılar. Anlatayım, dinle.
Boris Zaryas hakkında iddialar düştü. Lakin o korku onun yüreğine yerleşti bir kere. Bundan sonra... Daha tedbirli olacaktır. Hal böyleyken biz de onun kadar tedbirli olacağız. Evet Mustafa, sen mütalaya başla. Müsaadenizle. Müsaade senin. Öncelikle bakalım elimizde ne var. Emirde ilk olan... Bekri var. Boris Zaryas ve adamları onu mahkemede susturmayı bir şekilde başardılar. Karakolda verdiği ifadenin aksine Bekri mahkemede ona bu suçları işletenlerin ismini vermedi. Kalpazan Mehmet. Zehirlendi. Üsküplü, Gazanfer. Sizin suçunuz yok. Şeytani bir planla Mehmet'in kullandığı kağıtların onu ölüme götürecek zehirle hazırlandığını bilemezdiniz. Üzmeyesiniz kendinizi. Bu haince planlanmış bir cinayet ve bunun için yapılacak hiçbir şey yok. Üçüncü olarak elimizde Hamdi Ağa var. Kadı Efendi, eğer bu bir sorguysa buyurun kadılığa gidelim. Ama bildiklerim de söyleyeceklerim de bunlardır. Şimdi gidiyorum Hamdi. Lakin şunu bilesin. Sırrın ucunu veren tamamını elde tutamaz. Tekrar görüşeceğiz Hamdi. Bu iş burada bitmedi Hamdi. Birçok vakada bize yardımcı olan, karakol baskınında canını ortaya koyan Hamdi Ağa iş Boris'e gelince mi taş kesiliyor? Boris Zaryas Hamdi Ağa'nın ipini tutmayı iyi başardı. Demek ki o ipin üstünde onları birbirine bağlayan gizli bir düğüm var. Ama ne? Sırlarımız bizi birbirine bağlıyor Hamdi. Senin sırrın, benim sırrım. Velhasıl kelam. Elimizdeki şahit ve delillere baktığımızda şunu görüyoruz. Hiçbir şey. Bu şerefsiz Rıza'yı konuşturalım. Nasıl konuşturacaksın? İşkence mi yapacaksın? Velev ki yaptın, konuştu. Mahkemeye gelince tersini söyleyecek. Artık tehlike daha büyük. Nasıl bir tehlike? Padişah Efendimiz... Bankayı Boris'e ve Süreyya'ya kurdurdu. Banka, devletin bankası. Ecnebi devletler ne sebeple olursa olsun Osmanlı'nın kuvvetlenmesini ve ayağa kalkmasını istemezler. Bugünden itibaren hedeflerindeki isim Padişah Efendimiz. Onu tahttan indirmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Canına kastettiler bile. Maalesef devamı da gelecektir. Samimi kanaatimi söylemem gerekirse Boris Efendi, padişahın size banka kurma ruhsatı vermesine ziyadesiyle şaşırdım. Yaklaşan fırtınayı görememeniz ne acı. Fırtına mı? Padişah zekasını konuşturdu Esat Paşa. Yabancı ülkelerin müdahale etmesine fırsat tanımadan bankayı kurdurttu. Onlar da onu hedefe koydu. Padişah'a yapılan suikast hakkında malumatınız mı vardı yoksa? Hayır. Sadece tarih okumaya çok meraklıyımdır. Bu topraklarda hangi padişah yeni bir hamle yapmaya kalksa ya katledildi ya tahttan indirildi. Gerçekten şeytanca bir plan. Biz İngilizlerin yıllardan beri iyi oynadığı bir oyun sadece.
benden haber bekleyin. Kudretli bir padişah, kudretli bir Osmanlı demektir. Bu her zaman böyle olmuştur. Padişahın canına kastedilmesi çok büyük bir tezgahın parçası. Evet. Ve deniz bir kere kabardı. Artık hamleler azgın dalgalar gibi üzerimize gelmeye başlayacak. Ve hedef de biz de varız. Hadi beyler, hadi. Gemi kalkmak üzere. Neci! Gel oğlum, hele bir soluklan. Eyvallah baba, sağ ol. Boris yine yaptı yapacağını. Adam her şekilde limana hakim. Baksana nasıl tıkır tıkır çalışıyor adamları. Ben bir türlü anlamıyorum. Neyi? Boris Zaharyas'ın bitmek bilmeyen gücünü, kudretini. Sen ne düşünüyorsun? Para, kudret, güç, hırs. Her şey onda. Tamam da nefret, intikam, acımasızlık. Onlar da onda baba. Her türlü belanın içinde olan bu adam nasıl olup da hepsinden sıyrılmayı başarıyor? Beklemiyordum. Teklifinizi kabul etmeye karar verdim. Haberi hemen ulaştıracağım. Tam da öyle yapacaksınız. Listedeki isimleri bilmemen çok kötü. İlk isim sendin. Sen ölünce bu işi kabul ettiğimi anlayacaklar. İngilizler Boris'in işini bitirmek istiyorlar Anita. İngilizler, Fransızlar ve Ruslar onunla banka kurduğumuzu öğrenmişler. Boris'i uyarmamız gerekmiyor mu? Uyarmak mı? Bu ülkeleri karşımıza alamayız Anita. Henüz o kadar güçlü değiliz. Bugün Osmanlı'da kıyamet kopacak. Ve bu işin sonu bize asla ulaşmamalı. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Doğru anladıysam, Boris... Teşekkür ederim Yasmin. Süreyya Hanım, bir ziyaretçimiz var. Kim gelmiş? İngiliz Büyükelçisi Sir Rhodes. Alın içeri. Süreyya Hanım. Sir Rhodes. Buyurun. Hakkınızda çok şeyler duydum. Her duyduğunuza inanmadınız umarım. Özel olarak konuşabilir miyiz Süreyya Hanım? Merak etmeyin. Onların yanında rahatlıkla konuşabilirsiniz. Elbette.
Sizinle konuşmak istediğim husus Süreyya Hanım. Devletin Bankası. Doğru. Müsaade ederseniz hemen konuya girmek istiyorum. Cemil Bey, sürekli benim peşimde mi dolaşacaksınız? Özür dilerim ama Bay Zaharyas'ın emri böyle. Merak etmeyin, size rahatsızlık vermeyeceğiz. Bilirim. Bu işlerde pek mahirsinizdir. Bir şey sormak istiyorum. Dadımı giderken gördünüz mü? Evet, Bursa'ya ailesini ziyarete gitti. Onu arabalarımızdan birini tavsiye ettik. Gittiği yerde mutlu olur inşallah. Bahçıvan bahçeye yeni çiçekler dikmiş. Halbuki ben dadımla birlikte dikecektim. Neyse, gidebiliriz. Ortasında adam bıçaklanıyor. Cakası yerinde. Kıyafetleri de afilli. Bu adam sıradan biri değil Mustafa. Aynen öyle. Amirim. Üstünden çıktı. Sefaretine ait bu belge. Gitmeliyiz Ali. Şahitler bunlar mı? Vakayı görmüşler amirim. Anlat bakalım. Neler oldu? Bir kadın geldi. Biz de tam yoldan geçiyorduk. Ondan sonra hemen amcayı kalbinden bıçakladı. Biz de çok korktuk, bakamadık. Ondan sonra şuradan da gitti hemen. Nasıl bir kadındı? Uzun boylu, güzel bir kadındı. Siz? Vallahi amirim, önce kendi aralarında bir iki kelam ettiler. Sonra kadın Allah yarat demedi, adamın kalbine bıçağı sapladı. Anladım, eyvallah. Gazanfer, Üsküplü. Şahitleri karakola götürün. Abdullah haber verin, o da karakola gelsin. Şahitlerin anlattıklarına göre bir iş kaçırsın bize. Emredersiniz amirim. Gündüz vakti Galata'nın ortasında bir adam bıçaklanıyor. Hem de bir kadın tarafından. İntikam mı Mustafa? Vallahi Ali, işin ucunda İngilizler varsa her şey muhtemeldir. İngiliz hükümeti bu bankayla yakın ilişkiler kurmak istiyor. Bankanın bütün hareketlerinden haberdar olmak istiyorsunuz. Doğru. Peki bunun karşılığında bana teklifiniz? Yanlış anlamayın Süreyya Hanım. Size bir şey teklif edecek değilim. Ticari filolarınız Asya'dan Avustralya'ya kadar iş yapıyorlar. Ekseriyetle üzerinde güneş batmayan imparatorluğumuzun nüfuz alanında. Eğer gemilerinizi limanlarımızda biraz daha fazla misafir edersek, zenginliğiniz Britanya İmparatorluğu'nun altında bir kar topu gibi erir. Ah siz İngilizler, avlanmayı ne çok seviyorsunuz. Daha avınız menzile girmeden pusuyu hazırlamışsınız bile. Biz Osmanlı'nın banka kurması için biraz erken olduğunu düşünüyorduk. Daha doğrusu Osmanlı'nın banka kurmasını istemiyordunuz. Böyle de söyleyebilirsiniz. Ama Sultan bizden önce davrandı, bankayı kurdu. Süreyya Hanım, İngilizlerle işbirliğine girerseniz bunun karşılığını her zaman alırsınız. Evet. Tarihte böyle söylüyor zaten. Söylediklerimi
bir kez daha düşünmenizi tavsiye ediyorum Süreyya Hanım. Sir Rhodes. Neden Boris Zaharyas değil de bana geldiniz? Boris Zaharyas? O da kim? Bugün sizin için bir iyilik edebiliriz Süreyya Hanım. Hakkımda ne düşündüğünüzü gayet iyi biliyorum Kadı Efendi. Ama hem bu bankanın hem Devlet-i Aliye'nin selameti için aramızdaki bu husumeti kaldırmanın vakti gelmedi mi? Siz önce bana gerçek hüviyetinizi ve niyetinizi söyleyin. Husumeti sonra görüşürüz. Ne söylememi istiyorsunuz Kadı Efendi? İşlemediğim suçları itiraf etmem mi? Bakın padişahımız banka kurma iznini bana verdi. Süreyya Hanım'la birlikte. Evet, sizi de icra kuruluna atadı. Yani bizler sağlıklı bir şekilde çalışmazsak ne bu banka kudretli bir banka olur, ne Osmanlı müreffeh. Şunu iyi biliniz Boris Efendi. Gözüm hep üzerinizde olacak. Bundan daha fazlasını isteyemezdim zaten. İnanın bana, beni tanıdıkça bana isnat edilen suçların ne kadar asılsız olduğunu siz de anlayacaksınız. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyurmuştur. En şiddetli fakirlik ahmaklıktır. İnanın Boris Efendi, Osmanlı zabitanı akıl fukarası değildir. Bizi yabana atmayınız. Rica ederim. Böyle bir hadsizliğe asla cüret etmem. Hala. Öyleyse müsaadenizle. Kişilerde cinayet işliyoruz. Valalade bir cinayet değil. Bu işin içinde kesin başka bir bitkinliği var. Karakolda işgal çıkana kadar tahkikate başlamayalım. Gidelim Kadı Efendi'ye haber verelim. Bir de şu İngiliz sefaretini yoklayalım bakalım. Boris Efendi. Ne işin var senin burada? Hayli vakittir sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Merak ettim sizi. Burada olduğumu kimden öğrendin? Benim de dostlarım var Boris Efendi. Benimle birlikte görünmek istemenin amacı ilişkimizi deşifre etmek. Ama neden? Sadece bir merhaba demek istedim. Beni unutmayın diye. Adamlık. Gerçekten karakolun ortasında bu kat mı çıkaracaksın? Git. Hemen. Haber bekle benden. Emredersiniz Boris Efendi. Kızım, tam vaktine geldin. İstediğin gibi. Evet ama daha fazla kalamayız. Artık hemen gitmemiz lazım. Lara kızım, seni böyle ayakta görmek ne büyük saadet. Teşekkür ederim.
sakin kardeşim. Geçecek. Benim. Mustafa. Mustafa. Bu yaşamamalı. Onu öldüreceksin. Öldürün. Ölmeli. Mustafa öldür. Mustafa'yı öldür. Benim de Mustafa. Senin vazifeni en yakın düşmanım Mustafa. Senin en yakın düşmanım Mustafa. Benim de ölmeli. Onu öldüreceksin. Senin yokluğunda vakıf işleri oldukça sekteye uğradı. Gülbahar Hatun nerede? Bursa'da. Akrabalarını ziyarete gitti. Öyle mi? Vakıf işleri Kadı Efendi. Ben de bu meseleyi sizinle konuşmak istiyorum. Bu faaliyeti daha fazla sürdürebileceğimi zannetmiyorum. Kusura bakma baba. Ne demek kızım, olur mu öyle şey? Yaşadığın şeylerden sonra çok haklısın, değil mi? Sen nasıl istersen güzel kız. Kanaatin değişirse yerin her zaman hazır. Karada bir cinayet işlenmiş Kadı Efendi. Bir kadın İngiliz'in birini öldürmüş. Emredersiniz Boris Efendi. Benimle birlikte görünmek istemenin amacı ilişkimizi deşifre etmek. Ama neden? O vakit baba ben vakıf odasından eşyalarım. Daha sonra alırız. İyi çalışmalar. Baba. Tamam, tamam. Nara. Hadi kızım, hadi. Acele, acele. Gelgitlerden çok yoruldum. Hadi gidelim. Boris'i takip ettiriyorsunuz değil mi? Emrettiğiniz gibi efendim. Yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Elbette. Baba ne oluyor? Bugün Büyükdere'den kalkan bir gemimiz var değil mi? İtalya'ya gidiyor. Evet Boris Efendi, Cenova'ya. Güzel. O gemiye biniyoruz. İtalya'ya mı gidiyoruz? Yara! Düşünebilmem için izin verir misin lütfen? İngilizler bu kadını satın almış olmalı ki... Bugün ben karakoldayken planlı bir şekilde yanıma geldi. Emredersiniz Boris Efendi. Benimle birlikte görünmek istemenin amacı ilişkimizi deşifre etmek. Ama neden? Benim de dostlarım var Boris Efendi. Karada bir cinayet işlenmiş Kadı Efendi. Bir kadın İngiliz'in birini öldürmüş. Ve deniz bir kere kabardı. Artık hamleler azgın dalgalar gibi üzerimize gelmeye başlayacak. Ve hedef de biz de varız. Muhafız ağalar, muhafız beyler. Derdin ne Bekri? Biraz muhabbet, sohbet etmek istiyorum. Bu hücrede insanın canı çok sıkılıyor. Arkadaş istiyorsan seni koğuşa çıkaralım. Yo! Orada beni dakikada harcarlar. Akıllı olmak lazım. Ha şunu bileydin. Biliyor musunuz? Mahkemeye anamı getirdiler.
Eşkıyaoğlu'nun yaptıklarını duyunca kahroldu. Elini dahi öpemedim ağalar. Aldılar. Beni buraya getirdiler. Keşke bu işlere hiç girmeseydim. Huzurlu bir şekilde uyuyabilseydim. Bazen öldürdüğüm adamların seslerini duyuyorum. Bekri diye sesleri kulaklarımda çınlıyor. Bir gece deliksiz uyuyabilmek için neler vermezdim. Bunlar ne yaptırdı efendi? Bunlar benim icadım. Ana, bu da kendini Da Vinci zannediyor ha. O kim ki lan? Aşk olsun Zeyrek. Da Vinci gibi bir büyüğümüzü, bu kadar muhterem bir şahsiyeti tanımıyor olman beni ziyadesiyle üzdü. Ya Allah aşkına söyle Çeyrek, çok merak ettim ya. Hem bu kadar çoluk çocuğun içinde beni rencide etme ya. Zeyrek, bak eşek geldin eşek gidiyorsun. Biraz oku, oku. Bir daha benimle beraber dolaşma, tamam? Lan Çeyrek, sen de mi bilmiyorsun yoksa ha? Abdullah Efendi, şimdi dedin ki... aha burun, aha göz, aha da dudak. Bunları ben icat ettim dedin. Gerçekten öyle mi? Yok paşa kardeşlerim. Buradaki tanıklarımız eşkali belirlemek için bu şekilleri seçiyorlar. Biz de onları yapıştırıyoruz. Eşkali böylece belli oluyor. Bak mesela burnu. Burnu kemerli mi? Gözleri. Gözleri Şeyla mı? Anladınız mı? Yok. Nasıl yani? Ya bunda anlaşılmayacak ne var? Böyle işte. İşte böyle. Bu. Mesela da bu. Vallahi Çeyrek, takdir edilesi zekana güvenip de ağaca bağlı eşek bile teslim edilmez sana, yemin ediyorum ha. Ben sana Da Vinci diyorum, sen bana eşek diyorsun. Ne kadar kültürsüz, cahil bir minyonsun. Paşalar, gelin size ben limonata ısmarlayayım. Hadi gelin, şuraya oturun. Oturun oraya. Demek öldürülen adam bir İngiliz. Evet hocam. Sefaretle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Kadın sokak ortasında bıçaklamış. Allah Allah. Ve yürüyüp gitmiş öyle mi? Aynen öyle. Abdullah işgal üzerinde çalışıyor. İçeride. Şahitlerle konuşuyor. Hadi bir gidip bakalım. Çeyrek, nerede kaldı bizim limonatları ya? Ne bileyim ya. Emredersiniz. Boris Efendi. Aman Allah'ım. Tüm zabitler Boris Zaharyas'ı arayacak. Emredersiniz efendim. Mustafa, Ali. Siz de İngiliz sefaretine gidin. Şu kadın kimmiş bir öğrenin bakalım. Thank you.
geldin. Hoş bulduk sultanım. Biliyor musun biz birazdan burada Şah babamla yemek yiyeceğiz. Biliyorum. Yine baba kız baş başa. Evet. Sen de benim hediyem olacaksın. Ne hediyesi? Hayatımın hediyesi. Sultanım, İngilizlerin yeni büyükelçisi Rhodes huzura çıkmak için ısrar eder. Haftaya müsait bir zaman tespit edin. Ne menem nifaklar taşıyor bakalım kursağında. Baş üstüne. Süreyya Hanım ve Boris Zaharyas gerekli altınların tamamını teslim ettiler. Banka için gereken sermaye emrinizde sultan. Âlâ. Âlâ paşa. Eğer bu konuda biraz daha tereddütte kalsaydık, ecnebi devletler bu işin önüne engel koymak için çırpınırlardı muhakkak. Padişahımız elbette en doğrusunu münasip görmüşlerdir. O zaman içerisinde verilebilecek en isabetli karardı diyelim. Milletimizin âli menfaatleri için. Haklısınız sultanım. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ paşa. Biz her zaman kendimizden önce bu necip milleti düşüneceğiz. Haklısınız sultanım. Barış şimdi hiçbir dostu olmadığını annem ister herhalde. Baba, bir şey demeyecek misin? Hata yaptım. Birine güvendim. Ama o kişi bana ihanet etti. Beklediğim fırtına muhtemelen ilk önce beni vuracak. Bizimle geliyorsunuz. Gel. Teamüllere göre İngiliz sefirleri sizin gibi alt tabakadaki memurlarla görüşmez. Ama ben sizin için bugün bu kaideyi esneteceğim. Ulan beyefendi, ne alt tabakası? En şekilli kıyafetlerimizi giydik geldik işte. O sizin dediğiniz anca sömürgeniz olan ülkelerde olur sefir efendi. Saadet. Burada haddini de bileceksin, lafını da. İsminiz neydi sizin? Ha, Filinta Mustafa, Bıçak Ali. Şimdiye kadar padişahın yanındaki adamlar gibisiyle karşılaşmamıştım.
O adamlara çok dikkat etmek gerek. Bu kabalığınız için Dahiliye Nazırlığınıza diplomatik nota vereceğim. Benim boynumda ilmek var. Bu adam nota diyor Ali. E oğlum benim de kafa gidik. Sadede gelelim. James Fleming, bir İngiliz. Burada çalışıyordu. Hayır, burada çalışmıyordu. O sadece gönüllü bir hizmetliydi. Sana demiştim değil mi? Kesin bunlarla ilgisi vardır diye. Sen de sazan gibi hemen oltaya atlıyorsun Sefer Efendi. Kimse, kimse Bekir Ağa'yı zindanda tutamaz. Ben senin ortağınım Boris. Misafirperverliğinizi neye borçluyuz? Çünkü hayatını kurtardım. Duyduğuma göre başınız büyük beladaymış Boris Efendi. Bütün İstanbul sizi arıyormuş. James Fleming. Dün Pera'da öldürüldü sokağın ortasında. Bu kadın tarafından. Çok çabuk. Yani çok çabuk eşkal belirlediniz. Bizim Scotland Yard bile bu kadar hızlı değil. Hani sen bizi beğenmiyordun ya. Benim Mustafa'm var ya. Senin memleketindeki o heriflere ders verdi, ders. Ya. Bu kadını tanıyor musunuz? Hayatımda görmedim. Bakın Sefer Efendi. Eğer bu kadını tanıdığınızı ispat edersek... Nasıl geldiyseniz öyle memleketinize dönersiniz. Haberiniz olsun. Güzel kelam ettin kardeşim. Gerçekten. Tuttun bunu. Belki intikam meselesidir. James biraz çapkındı da. Ne? Çapkın İngiliz. Mustafa'm. Bu nota falan diyordu. Ne demek o? Zırvalamanın... Ecnebicesi. Habeste iştikal yani. Bir şey saklıyorsun değil mi Sefer Efendi? Yakında çıkar kokusu. Çıkar çıkar. Bu meseleyi çözünce tekrar görüşeceğiz. Unutma. Zehir gibiler. Ancak hiçbir şeyi engelleyemeyecekler. Normalde bir İngiliz ölse... ...dünyayı ayağa kaldırırdı bunlar. Şimdi ise susmuş oturuyorlar. Bu sessizlik hayır alamet değil Ali. Fırtına öncesi sessizliktir o Mustafa'm. Görmedin mi? O seferin yüzünden çakallık akıyordu, çakallık. Bakalım Kadir Efendi buna ne diyecek? Daha önce tanışmamıştık. Süreyya ben. Lara Zahar Yaz. Güzelliğinizi annenizden almışsınız. Annemi tanır mıydınız? Ha!
Babanıza benzemediğinize göre sadece bir tahmindi. Lara Hanım için mükellef bir sofra hazırlansın. Şimdi müsaade ederseniz babanızla iş konuşacağım. Kızım Süreyya Hanım banka ortağı. Bahsetmiştim. Elbette. Düşmanına yardım edenin büyük bir menfaati vardır. Seninle düşmanlığımız baki. Lakin ortada ikimizden de büyük bir mesele var. Bu mevzu Osmanlı'yı alakadar ediyor. Ya da hemen zabıtanı çağırabilirim. Belki Kadı Gıyasettin ve Mustafa ile dertleşmek istersin. Üzerime kalacak. Senin için hazırladım Şahap babacığım. Harika gözüküyor. Buyurun o zaman. Buyursunlar. Kusura bakmayın sultanım. Halep'le ilgili önemli bir mesele çıktı da. Neslihan Sultan'a refakat edeyim. Neslihan Hanım, benim küçük bir işim çıktı. Müsaade ederseniz. Hemen geleceğim. Suikast nasıl gerçekleşecek? Eğer anlatacaklarım bir gün sorulursa, bu anı yok sayarım. Konuş Boris. Padişahın kızına mürebbiye olsun diye saraya bir kadın soktum. İsmi Emine Hatun. İngilizler bu kadını satın almış olmalı ki bugün ben karakoldayken planlı bir şekilde yanıma geldi.
Sırf irtibatımız anlaşılsın diye. Bu şekilde hem padişahı katletmiş olacaklar hem de seni banka mevzusundan çıkarmış. Ne zekice değil mi? Süreya, İngilizler silah ve topla yok ettiği insanlardan çok daha fazlasını hileleriyle yok etmiştir. Ve eğer bir gün bana bir şey olursa herkes mahvolur. Buna Lara da dahil. İşte gerçek Boris Zaharyas. Menfaatleri için kendi kızını hiç çekinmeden öne sürüyor. Ethem Efendi. Arabamı hazırlatın hemen. Boris Zaharyas bugün misafirim. Tek adım bile dışarıya çıkmayacak. Aranacağım son yerde olmak beni memnun ediyor. Sultanım, Halep'teki isyan muvaffakiyetle bastırılmıştır. Âlâ. Allah'a çok şükür. Peki zayiat var mı? Var. Ama çok şükür ki fazla değil sultanım. Harbiyeden çıkan subaylarımız gerekli gayreti göstermişlerdir sultanım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hanım. Yine de bir şehit, bir gazi bile fazla paşalar. Hepsi bu vatanın aslanları, hepsi analarının kuzuları. Vatan sağ olsun. Amin. Şehitlerimizin ailelerine hidamat-ı vataniye maaşı bağlansın. Gazilerimize, hastanelerimize gereken ihtimam gösterilsin paşa. Ferman sultanımızındır. Daha hızlı diyorum size. Ne var? Neden beni hiç sevmedin?
Sen. Ben senin oğlun değil miyim? Benim oğlumsun tabii. Yaptıklarım hep senin içindi. Doğduğumdan beri tutsağım. Bana yapmadığın işkence kalmadı. Her gün ilk nefesi altında sana tekrar tekrar lanet ediyorum. Neden beni öldürmedin diye. Öldürmek mi? Sen benim kanımdansın. O zaman bana bunu neden yaptın? Sen bir hatasın. Benden peydahlanan bir veletsin. Gitmeme de izin vermedin. Ne yapacaktın? Aile şerefimize leke sürecektin. Senin yerin benim yanım. Söyle bana. Söyle. Neden beni sevmedin? Senin için her şeyi yapardım. Bırak baltayı konuşalım baba oğul. Baba oğul. Öyle. Bir balta nelere kadirmiş. Yıllardır senden duymayı istediğim şeyi onun sayesinde duydum. Sana şunu söylemem lazım. Seni öldürdükten sonra sırayla oğlunu, gelinini ve ufacık torununu da öldüreceğim. Madem öyle, senin soyundan sadece ben yaşayacağım. Yapma! Senin hayatın burada başladı, burada sona erecek. Padişah'a suikast düzenlenecek. Acele etmemiz lazım. Neslihan Sultan'ı fazla bekletmeyin paşa. Küsüyor sonra. Ne yapalım, Cihan padişahıyız ama kızımıza karşı boynumuz kıldan ince. Çok haklısınız sultanım. Padişah'ın gözünde gittikçe muteber oluyoruz Rıza. Hak ettiğiniz gibi paşam. İstersek yapamayacağımız şey yok evvelallah. Kesinlikle paşam. Esat paşa. Padişah suikast yapılacak. Benimle dinlemem. Sultanım. Hadi yemeğimize geçelim. İnşallah soğutmamışız sultanım. Padişah zekasını konuşturdu. Yabancı ülkelerin müdahale etmesine fırsat tanımadan bankayı kurdurttu.
kudretli bir padişah, kudretli bir Osmanlı demektir. Bu her zaman böyle olmuştur. Padişahı yok edersek Osmanlı'yı da yok ederiz. Ecnebi devletler ne sebeple olursa olsun Osmanlı'nın kuvvetlenmesini ve ayağa kalkmasını istemezler. Bugünden itibaren hedeflerindeki isim Padişah Efendimiz. İngilizler silah ve topla yok ettiği insanlardan çok daha fazlasını hileleriyle yok etmiştir. Memleketin kaderini sırtlandık hocam. Yükümüz ağır, vazifemiz çetindir. Bu topraklarda hangi padişah yeni bir hamle yapmaya kalksa ya katledildi ya tahttan indirildi. Allah sizi başımızdan eksik etmesin sultan. Filinta Mustafa ve Bıçak Ali. Nereden çıktı bu herifler? Bunu daha önce yapmam gerekirdi esasen. Nasip bugüneymiş. Müşir Mustafa. Göstermiş olduğun gayret ve muvaffakiyetler neticesinde nihai kanaatim hasıl oldu. Kadı Gıyasettin Hatemi'nin hakkında vermiş olduğu idam hükmünü kaldırıyorum. Hocam. Allah'ıma şükürler olsun. Hocam siz de kalkın. Omuzunuzdaki yükten halas oldunuz artık. Allah'ın inayeti ve sizin takdirleriniz sayesinde bu mesut güne ulaştık sultanım. Şükürler olsun. Bıçak Ali ve Müşir Mustafa. Sizlerle ilgili çok önemli tasavvurlarım var. Bu dünyada çilesiz adam yoktur. Varsa adam değildir. Sen bu sınavı bir hakkın geçtin Müşir Mustafa. Göstermiş olduğun dirayet cümle Osmanlı ahalisine unutulmaz bir vakar ve adalet dersi oldu. Peygamber Efendimiz der ki sallallahu aleyhi ve sellem, kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Kaldır başını aslanım. Başın daima dik olsun. Sultanım. Affı şahanelerimiz için minnettarım. Lakin? Herkesin huzurunda tekrar muhakeme edilmek ve suçsuzluğumu orada ispat etmek isterim. Haklısın. Affolmak değil, aklanmak istiyorsun. Zat-ı şanelerimizin bana karşı olan güvenini ve desteğini böyle derifte olmasını dilerim.
Osmanlı Devleti'nin en temel duyguları onur ve ahlak duygusudur. Bu millet ve medeniyet bu duyguların üzerinde yükselecektir. Sen Müşir Mustafa ve Bıçak Ali ve ben bu mübarek adamın öğrencileriyiz. Estağfurullah. Ne mutlu bize. Boris Zahar Yas bir veda etmeden mi gidiyor yoksa? Hiç olur mu öyle şey? Misafirperverliğin için müteşekkirim. Gerçekten müteşekkir misin? Lara. Çok memnun oldum. Veremeyeceğim hiçbir hesap olmadığı gibi asla borçlu kalmam. Ben senin oğlun değil miyim? Benim oğlumsun tabii. Yaptıklarım hep senin içindir. Söyle bana. Söyle. Neden beni sevmedin? Senin için her şeyi yapardım. Sen benim kanımdansın. O zaman bana bunu neden yaptın? Sen bir hatasın. Benden peydahlanan bir veletsin. Seni öldürdükten sonra sırayla oğlunu, gelinini ve ufacık torununu da öldüreceğim. Senin soyundan sadece ben yaşayacağım. Yapma! Yani Süreyya, bunu unutmayacağım. Asla borçlu kalmam. İlk defa mı İstanbul'a geliyorsun teyze? Yok. 27 yıl evvel gelmiştim. İyi misin teyze? İyi misin? İyi misin teyze? İyi misin? Gidecek bir yerin yoksa gel bize. Gidecek yerim var. Sağ ol benim canım kızım. O kadar gün birlikte seyahat ettik. Aramızda yol hakkı var. Daha ismini bile bağışlamadın teyze. Artık korkacak bir şeyim yok. Benim adım Bala Hatun. Bala Hatun.